Ay nerede bu Enis? Enis uzun zamandır kayıp da gerçekten merak etmiştim kendisini. Banu hoş geldin. Göksel merhabalar. Evet Tülay, hoş geldin canım. Enis uzun zamandır kayıptı. Çok merak ediyordum kendisini. Ondan sonra bugün aynen doğru söylüyorsun. Bugün kendisini görünce efendim gerçekten çok mutlu oldum. Çünkü kendisini çok seviyorum. Enis'i. Evet, yarın değil, yani bugün ilerleyen saatlerde TikTok'ta olan şeyim açılıyor ama ban almıştım efendim. Aramızda kalsın. Ondan dolayı yarın da resmi işlerim var. Birkaç dilekçe götürmem gerekiyor. Onu da açıklamak zorunda değilim yani. Evet. Yo, niye skeç yapayım? Niye? Bir arkadaşım gelecek, beni götürecek. Gezeceğiz. Enis'i ben çok seviyorum. Değerli kardeşim kendisi. Çok delikanlı bir insan. Yani uzun zaman oldu, görüşemedik ama bugün onu gördüm, gerçekten mutlu oldum. Yok, ilerleyen saatlerde başka bir yerde sahne alacağım. Ondan dolayı. Yok yok. Peruk takmışsın. Skeç yapacağım şey yapacağım diye anladım. Algıladım demiş birisi. Kim bu yazan? Güler. Gülistan'ın bokunu sana yediririm. Eğer Gülistan'ın boku sana yetmezse bir de kendi bokumu sana yediririm. Ha, benim bokum da yetmezse şu an beni izleyen kişilerin bokunu da bavulflarını sana yediririm. Dakikada bir şey yazma. En azından Gülistan, Gülnur'dan daha delikanlı. Tamam. Terbiyesiz. Sen olmadan ne malum? Kaç şey videoda yazıyor efendim. Yok mehtaba top. Yok pervaya kol atıyor. Bilmem ne şudur budur. Kimsin lan sen? Hayırdır oğlum? Hayırdır? Güler. Kendine gel. Güler. Güldürürüm. Ardından da ağlatırım.
Terbiyesizlik yapma burada. Saygılı ol. Kunnek. Neyi açıklık getireyim hayata? Ne kadar güzel bir kadınım ya. Maşallah. Gerçekten. Şöyle götümü mü kaşıyayım? Neremi kaşıyayım? Hı? Sizleri kaşıya kaşıya artık götümde de kaşınacak yer kalmadı. Bir tarafımda da kaşınacak yer kalmadı. Çünkü toplu olaraktan sizleri kaşıdım. Ya. Yazıklar olsun. Şarkı dinleme şansımız var mı? Sema ne oldu? Ne oldu canım? Ha? Arıyordunuz ya orada burada yayın açalım da para kazanalım da ünlü olalım, fenomen olalım. Ha? Ne oldu Semacığım? Hani evliydin? Hani kocan vardı? Saat kaç olmuş şu anda? 11'e çeyrek var. Evli olan bir kadın. Bu saatte ne işi var madem kocasına bağlı? Baki ise. Ha? Soruyorum sana Semacığım. Ha? Yok ben evliyim. Ay şöyledir böyle de. Ha? Ha? Ha. Ondan sonra da Asena gibi kıvırmayın biraz delikanlı olun. Tamam? Delikanlı. Bilmiyorum hayatım. Yorumlar yukarıya çıkmıyor. Sadece kendimi Ahutuba olarak görüyorum şu anda. İshal olmuş hali Ahutuba'nın. Bir yandan da video yüklüyorum. Montajlama yapıyorum. Ha evet canım evet. Kaç tane hazırladım? Yarın değil. İlerleyen saatlerde barım açılıyor. Bundan dolayı umarım yarın da resmi işim var zaten. Evrak götürmem gerekiyor bir yerlere. Onu da burada açıklamak zorunda değilim. Açıklayabileceğim şey vardır, açıklayamayacağım şeyler vardır, evraklar vardır. Bundan dolayı yani.
Yok ben 4-5 tane ekstra bira içip de göt olan bir Sibel Baysal değilim. Tabii ki içki kötülüklerin şeyidir, felaketidir. Onu da biliyorum. Ama içmesini bilene diyeceğim yanlış olur. Çünkü en azından değişik maddelere maruz kalmış bir kadın değilim. Evet, 7 yaşından beri bu alemdeyim canım. Aha. Ama özenti duymadım o tür şeyleri. Demek ki irade meselesi. Ama zannetmiyorum. Hani LGBT'yi olan veya işte hayat kadınları olsun. Bunları biz durduracak değiliz yani. Burada yani biz ne desek, uyarı da versek onlara almış başlarını gidiyorlar efendim. Yani çare yok. Nasıl ölüme çare yok? Gururlanma insanoğlu. Ölmemeye çare mi var diye bir ilahi söz var. Bundan dolayı yani çok görüyoruz efendim, çok görüyoruz o peynirleri alanları, ondan sonra şaşaları alanları. Yani ben buradan onlara uyarı yapsam ne olacak, yapmasam ne olacak efendim? Beni mi dinleyecekler? Asla. Yani. Adana'nın öyle bir mahallesinde yaşadım ki çocuk yine 12-13 yaşlarındaydım. Ayakkabı boyacılığı yapıyordum ben. O zaman dahi neler vardı böyle? İşte ben kelle kesen Hasan Cart Curt vesaire olan kişilerin yani o mahallede büyüdüm ben. Na'mış, Na'nın üstesinden onlar, ooo neler neler efendim, Adana Koca Vezir Mahallesi. Ben hani insanın içinden, ha bana diyebilirsiniz, neden siz Sibel veya Sibel Hanım veya yani diyebilirsiniz, siz neden alkol sürekli tüketiyorsunuz? Çünkü ben alkolü içtiğim zaman beynimce olan hafızamı kaybetmiyorum. Yeter ki karşımda bir insan benim moralimi bozmasın. Ama sizler kadın beynine sahip veya erkek beynine kodoman olaraktan sahip olan kişiler bir bardakla göt olursunuz. En azından benim diğer maddelerle
Madde dediğim ne biliyor musunuz efendim? Şunu aldım. Madde, sinek, akrep, sık. Ha, bu işte. Kendinize bakın. Kendinize. Kaç yaşında olan insanları ben burada yeni doğanda Çin Çin'de görüyorum. Uyarı veriyorum, ikaz ediyorum, beni dinlemiyorlar. Ne yapacağım? İki tane köpeğimi bırakacağım. Kendi evimi bırakacağım. Ondan sonra başkalarına ders mi vereceğim? Ders verdiğim kişi veya kişiler tarafından herhangi bir cebime bir şey mi giriyor? Hayır. Bakmayın bugün buradayım. Bana aldım TikTok'tan. Onu da söyleyeyim. Ha, bu da benim işime yarar. Ne için yarar? En azından pazar param çıkar. Çünkü YouTube kanalıma atacağım için. Yapmayın arkadaşım. Onu bunu ona buna kesiştirmeyin. Haklarında da insanları birbirine düşürtmeyin. Sen eğer ben erkeğim deyip de peruğunu uzatıp da şey peruk demişim pardon özür diliyorum. Saçın uzunsa gözünde yüzünde makyaj varsa ben sana yuvarlak top derim. Topkası Sibel Baysal olduğu gibi. Ama sen bunu kabul etmiyorsan o zaman o saçını keseceksin. Makyaj yapmayacaksın. O girdiğin yere kabul etmez zaten seni de. Bir kere çıkartmış seni, pişman olmuştur. Şerefsiz, adi. Bir de ben senin o şeylerini de şikayet ettim. Kalkıyorsun. Kalkıyorsun oradan. Siyaset diyeyim. Siyaset diyeyim. Evet. Doğrusu bu olur. Orada propaganda yapıyorsun. Kendi çapında. Sen kimsin? Kimsin sen? Madem açtan, yoksuldan yanaysan, o zaman kendini ne zannediyorsun sen? Ben anlam veremedim ya. O zaman sen nasıl geçiniyorsun? Ekmeğini ne şekilde alıyorsun sen? İlla ki bir muncunu kolluyorsun yani. Sen dua et ki o yaşta kolluyorlar seni. Ha diyeceksin ki ne ben rahatsızım. Kaç kere kalp krizi geçirdim. Seyhan Kara da öyleydi. Engeli maaşı alıyordu. Engeli maaşı dediğiniz ne efendim?
800 TL. Ayda. Yani. O zaman değişik yollardan sen indirgaydı yapıyorsun. Nasıl olacak bu? Ben nereden bileyim veya bilmeyeyim İzmir'de randevu evi çalıştırıp çalıştırmadığını, perde arkası çor yaptığınızı, yapmadığınızı nereden bileyim ben? İlkay? Gayet de rahatı yerinde efendim. Aa. Yok bu şey, teknisyen Feru değil bu. Teknisyen kaç tane Feru var burada? Bu ne diyor ya? Dur bakayım. Evet, şimdi soruları alayım. Soru alacağım efendim. Evet, İlkay bana demiş ki ne? Hadsiz. Tamam, teşekkür ediyorum. Ondan sonra... Perisara, hoş geldin canım. Ayakkabı boyacılığı yaptım canım. Başıma neler gelmedi, neler gelmedi mahallede. Adana'da yaşamış olduğum mahallede başıma neler gelmedi efendim. Kırıkkale'de ben yanımda kalan iki travestiden bahsediyorsunuz. Onların faili meçhul olaraktan Nesrin diye bir arkadaşım vardı. Onunla birlikte kendimizi sperm olaraktan öne koyduk ve gerçek ebedi kokriye onları öldürenleri biz kendimiz yakalattık. Kırıkkale İl Jandarma Müdürlüğü'ne, Alay Komutanlığı'na. Evet. Yani biz o iki Lubunya'yı biz öldürmedik. Klip çalışmaları az önce ben söyledim ya efendim. Dedim ya Nisrin'le
Bak hala birisi oradan şey yazıyor. Ben maalesef kimseyi alamayacağım. Çünkü şunu bir engelleyeyim. Bisikletin gitsin. Bu Sema dediğim de Lubunya. Konuşma fırsatı vermeyecek mi? He? Eğer insansan konuşma fırsatı verirsin bana. Olur mu? Olur mu canım? Rica ediyorum. Veya varsa senin konuşmak istediklerin. Evet efendim, arkadaşım gelmiş burada şaka yapıyor. Osturuyor şu anda. Herkes bunu yapınca iyi. Ben herkese yapınca kötüyüm. Öyle mi oluyor? Var mı söylemek istediğiniz şu an hayali konu? Ay Feride, hoş geldin. Canım benim, bir tanem, nasılsın? Kurbane, kurbane, le 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 kurbane. Ay Feride gelmiş efendim. Hoş geldin canım benim. Nasılsın? İyi misin? Ne var ne yok? Ne yapayım efendim? Görüyorsunuz işte. Burada bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Ama yayınıma geliyor. Ne yapayım artık? Kim olduğunu da bilmiyorum efendim. Bilsem de bilmesem de hiç önemli değil. Yani. Sonuçta çık dediğim zaman çıkıyor. Vallahi bilmiyorum kim olduğunu. Evet, nerede kalmıştım? Hep böyle sözüm kesiliyor efendim. Anlatacaklarım. Yani kolay değil efendim Lubunya olmak. Lubunya olabilmek için giysiyle TRV'siyle transıyla yani hiç kolay değil. Güzel para kazanırsın, laleyim dersin. Ama
Ne acılardan çekersin? Sadece acı illaki semeliyat kestirmek de olmuyor. Bugün bir göğüs silikon göğüs yaptırdığın veya burun yaptırdığın dahi yine acılar çekiyorsun. Yani demek istediğim budur. Kaldı ki ana baba hor görme veya toplum tarafından hor görülme bunlar daha acı. Yatarsın masaya, oradan narkozu vururlar, burnunu yaptırırsın, çükünü kestirirsin, göğsünü yaptırırsın, o da bir acı. Ama ondan sonra kimliğini alsan dahi yine halk tarafından bizlere üç harfli dediğim T, Trabzon'un T'si, ordunun efendim şu an bilmiyorum, kız kardeş arıyor, acaba Allah korusun şey. Ben ona döneyim. Alo. Canlı yayın. Tamam. Mikrofon. Le. Yani akti kultu yani akti tutkuli o kadar, dur bir dakika. Başka konu hakkında onlar özel. Evet, merhabalar, Adana'ya selamlar. Alo. Merhabalar. Merhaba. Adana'ya selamlar bacım efendim, öz bacım. Aleykümselam. Ha, nasıl oldu? İyi, çok şükürler. Ha, iyi. Sen iyi misin? Allah iyilik versin canım benim bir tanem. Evet, sağ olun, sağ olun. Efendim öz bacım aradı. Şu an onunla konuşuyoruz Adana'dan. Hastaydı. Aman dolayı. Tamam. Semra, bir şey diyor musun ablacığım? Kendine iyi bakın, güle güle. Tamam. Hadi bak. Evet. Efendim, öz bacım, kız kardeşim aradı. Rahatsızdı. İyi, çok şükür iyiymiş efendim. Bakalım başka ne sorular var burada. Feride'den gelmiş. Ha, Feride de gelmiş. Hoş geldin Feride. Evet, Baysal YouTube kanalına abone olun demişler efendim. Evet. Ya şimdi korkuyorum arkadaşım şeyi almayı. Alıyorum, başkaları çıkıyor ya. Vallahi billahi.
3D'yi alayım bari. Belki de görüntü vermeden de olsa, görüntü de verse katılır. Ay, Feride mi geldi? Burada su kaçkını yok efendim. Burada patlamadı. Gayet kanalizasyon iyi. Arkadaşlar, ben bunu Wi-Fi bu da bakınız efendim, bu da suç teşkil ediyor. Hemen bunu kim yaptırıyor ya? Gerçekten. Selam ablam, ablacığım. Ay. Abla merhaba, duyabiliyor musun? Sibel abla. Sesim Hoş geliyor mu geldin. efendim? Evet, hoş geldin. Hoş buldum efendim. Nasılsınız? Dinliyorum hayatım seni. Efendim, şu an yayınınızı sabote etmeye çalışıyorlar. Ve şu an yayında bir sürü fake hesap var. Ve hala devam ediyor gördüğünüz üzere. Yani bunun herhangi bir mahkemesi olacak mı, bir şey yapmayı düşünüyor musunuz efendim? Bence çünkü bunlar devam etmemeli hani. Çünkü siz burada yayın yapmaya çalışırken hani bozuyorlar. Hiç huzurlu olmuyor hani. Bunlara izin vermemelisiniz bence. Anladım. Dinliyorum. Efendim böyle işte söyleyeceklerim. Ne kadar güzel mantıklı konuşuyorsun da gerisi gelmedi. Dakika ya.
Pardon efendim, şu an kedim. Bir şey yapmayayım da dakika. Hayır yani elinize ne geçiyor böyle yapınca? Lütfen yayından çıkar mısınız? Burada sıralanma yani. Ben alacağım seni. Tamam ablacığım, bekliyorum. Evet. Açık da ama. Çok önemli bir konuğum var. Çok özür diliyorum senden, bir tanem. Onu alacağım. Ondan sonra tekrar seni alacağım, olur mu? Tamamdır ablacığım, hiç sorun değil. Tamamdır, çıkıyorum ben. İyi yayınlar. Tamam. Evet efendim. Görüyorsunuz. Yani diyecek bir şey bulamıyorum efendim. Sadece şunu söylemek istiyorum. Her zaman tatlı dil yalanı deliğinden çıkarır. Yani. Ben de buradan tütün içeyim efendim. Enes mi geldi? Nerede Enes? Vallahi Enes ya. Enes bir gelsene ya. Hadi kırma beni. Gel Enes, gel. Ha. Enes diyerekten efendim. Bu sefer hemen anında hiç üşenmeden. Dakika değil efendim. Saniye de değil. Saniyeden geri 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 gel. Hatice'den çık. Anında açmışlar. Ay çocuğun resmini bile koymuşlar efendim ya. Ne geçiyor elinize? Anlamıyorum. Anlam veremiyorum yani. Kendiniz olarak gelin. Kendi düşüncelerinizi bana söyleyin. Ben de buradan diyeyim ki ne? Tamam. Cevap vereyim. Bu nedir efendim böyle ya? Aman. Bir de kaldırmak var bunu. Yani yorumları. Ha, Zeynep gelmiş. Zeynep'i alacağım. Evet, çünkü tanıyorum. Ha, gel Zeynep. Gel abla.
Olmadı mı? Hüseyin. Pardon. Çok özür diliyorum. Efendim. Öksürdüm. Ablacığım. Sen gönderiyorsun Zeynep. Tamam şimdi gel o zaman ise gönderdin gel. Kısaca bir şey söyleyeyim mi? Ha? Söyleyeceğim. Bekleyin. Tamam. Bekleyin, bekleyin. Bakınız efendim. YouTube'dan benim herhangi bir gelirim yok. Okuduğum şarkılar telif hakkı olaraktan maalesef beni kazandırmıyor. Ama açmış olduğum yayınlarda sürekli insanları alttan alıyorum. Geliyorlar bana burada görüntü vereceğiz. Başkasının isimlerini, profillerini kullanıyorlar. Ondan dolayı bu işin peşini bırakmayacağım ve sabah ekran görüntülerini aldık, aldık. Aldık bu telefonla ve hepsi gözaltına alınacak. Her ne kadar bana hakaret eden olduysa ben bir şey demiyorum. Ben burada insanları insancıl yaşamakla, mükellef etmekle kalkıp buradan alttan alayım derkene üstüme çıkmaya çalıştılar. Ve sahte fakelerle. Acaba Sibel Baysal'ı coşturur, ona buna çattırır mıyız? Entrika peşinde olan izleyicilerime sesleniyorum. Siz gidin başka yerde arayın. Belanızı başka yerden bulun. Tamam? Şöyle düşünüyorum da gerçekten düne kadar benim aklıma giren neden ben böyle yani tekrar söylüyorum TikTok sayesinde bunu öğrendim efendim. Yoksa çoktan coşmuştum. Çoktan akabilinde argo konuşmuştum. Cevap olarak da. Size hak savunuculuğu yaramıyor. LGBT olaraktan neler Albayrak Çağla Akalın yaramıyor. Sibel Baysal açtığı yayında yaranmıyor. Çünkü niye? Birbirimize düşürmeye kalkıyorsunuz. Sadece Çağla değil, neler değil. Bunu yapan o yeşil gözlü olan cizre şeytanı da olabilir. Onun davamın arkasındayım.
Belki günahı vardır, belki yoktur. Gönül de yapabilir, yaptırabilir. Pörtek göz. Hadi bakalım. Şu an yayını Instagram'da olmama rağmen 500 bin kişi, şu anda baktım, keşfete düşmüş, 500 bin kişi izlemiş. Ama doğrular. Para mı kazanıyorum ben burada? Hayır. Kazanıyordum, ne oldu? Ekmeğime engel oldular. Mani oldular. Ne oldu? Başına koyacak yastığa vicdan azabı çekiyorlar. O yüzden şu anki yayınım keşfete düşmüş. Baktım, 500 bin izlenme. Burada TikTok olmadığını biliyorum ama deli de değilim. Hadi bakalım. 44